Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği 20 liralık boyayla arabamıza rötuş yapacağız. Rötuş kalemi vesaire alıyordum daha önceki videolarımda. Bu sefer de arabanın orijinal boya koduna göre boya aldım ve aracın rötuşlarını yapacağız. Şöyle şuralara yeter mi bilmiyorum ama böyle yerler var. Şöyle taş izleri var. Öncesini çekelim. Hatta şurada bir boya kavlaması var. Yapabilirsem buraları da yapmayı düşünüyorum. Çok hassas ve dikkatlice. Önce yavaştan başlarken size bir göstereceğim. Sonrasını yapacağım, bitireceğim. Videoya ekleyeceğim. Arkadaşlar bu boyayı yaparken kullanacağımız ekipmanlar bu dediğim boya ve en incesinden bir tane sulu boya fırçası. Başka hiçbir şey yok. Örnek veriyorum, şurayı yapacağız. Önce burayı bir tozdan arındırmak için siliyoruz. Sonra da bir kuru bezle üstünden geçeriz. Ve şimdi boyamaya hazır. Şimdi arkadaşlar boyaya bandım. Çok iyi şekilde de boyasını attım. Şimdi burada odaklamıyor. Şöyle yapalım. Çok hafiften bir sürelim bakalım. Fazla gelirse sulu boyayla sileceğiz. Tekrar boya alalım. Çok az oldu bu. Bu şekilde yaptık. Biraz da onun fazlasını alacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Çok ufak noktalarla. Şimdi birincisi taş izinden daha iyi oluyor. Uzaktan baktığınız zaman zaten görünmüyor. İkincisi de örnek veriyorum şurada da var. Şimdi bu tür yaralar zamanla suya, neme maruz kaldıkça paslanmaya sebebiyet verecek. Onun önüne geçmiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi yaptığım yer böyle uzaktan görülmüyor ama yapmadığım yerler görülüyor. Şimdi ben aracı detaylı şekilde yapmaya başlayacağım. Bitiminde sizlere ufak bir video çekeceğim. Tamponun alt köşesindeki yarayı da mümkün olduğunca yaptım. Şurada gördüğünüz gibi yaralar şu an görünmüyor. Çok yakından bakarsanız tabii ki görünüyor ama bakın tampon ne kadar kötüydü. Tampon şurada sürtükler falan vardı. Onları şöyle tinerle sildim bezle. Ardından kalan yarayı da boyayla kapattım. Çok yakından bakmadığınız sürece şöyle bakarsanız belli olmuyor. Bu kısımda da bakın bu tarafta çok fazla taş izi vardı. Şu an ben bile direkt çekerken göremiyorum. Şunu mesela yapmayı atlamışım. Şimdi şurada mesela. Bunlara da devam edeceğiz. Özellikle şurada bakın. Büyük bir yara var. Bunu birazdan bitmiş halini yine göreceksiniz. İki elimle birden çekemediğim için düzgün yapamamak adına. Mesela şurada bir yara var. Birazdan buraya çok dikkatli bakın. Arkadaşlar boyama işlemi tamamlandı. Şimdi başta gösterdiğim şuradaki yaraları görüyorsunuz değil mi? Şuralarda. Hatta yerini bile unuttum. Şurayı gösteriyorum. Buraydı. Tabii şu an belli oluyor. Ama dikkat çekmiyor. Oraya dikkat ederseniz belli oluyor. Şuralardaki boya kavlakları. Şimdi bunun avantajlarını söyleyeyim size arkadaşlar. Ha, şurada bir tane atlamışız, oraya yaparız. Avantajları şu. Bakın şurada tavanda büyük bir yara vardı hatırladıysanız. Çok yakından bakarsanız şöyle bir şurası görünüyor mu? Yani ışıkta görünüyor ama karanlıkta görünmüyor diyelim. Şimdi en önemlisi tamponun haline bakın. Tekrardan gösteriyorum. Tabii ki yakına baktığın zaman şöyle şöyle ufak tefek gördüğünüz gibi su damlamış gibi şöyle izler olacak. Lakin bunun zararı olmaz, faydası olur. Zararı olmaz şu, bunun üzerine vernik olmadığı için tineri sürdüğünüz zaman çıkartabilirsiniz. Bu şekilde de en az bir yıl böyle taş izi durur. Boyayı, havayı birbirinden ayırdığı için de aracının kaportasının paslanmasını engeller. O yüzden mutlaka hani bu yöntemi öneriyorum size.
Hani boya gitmedi bile. Yani aldığım boyadan %1'i bile azalmadı, öyle duruyor. O nedenle öneriyorum mutlaka bu yöntemi. Sadece maliyeti 20 TL, dediğim gibi. Daha az satılabilirse daha az da verirler. Hatta çoğu boya para bile almayabilir, yani o kadar az bir malzeme gitti. Durum bu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, işinize yaramıştır. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. We'll be right back.